altına meclisten yazılmazsa üyesiz galiba. Herkes Japon malı sanıyor sizi. Televizyonun, elektronik eşyaların Japon malı olanları var da avukatın Japon malını ilk kez görüyorum. Japon malı avukat dedi, adı güzel. Japon malı yaşıyorum artık. Bak be. Ayten ismini bir vermedi. Sizinle görüşmek istediğini söyledi. Bir iki saat sonra geliyorum dedi. Miras ismi. Miras ismi? Tamam. İlginçtir olan. Ama parasıyla değil mi? İlgileneceğim. Sen bu günlerde parasıyla silahdır. Onlara versen ne olur? Kütüye kereç çekip devrilir gebelirsin valla. Bekletersin. Kendine dikkat etsin misin? Yok canım. Silah fazla mı? Sürekli silah olacak çok gibi bir halim var. Yapmayın avukat hanım. O kadar değil. Tartıldım. Sen de eskiliyorum. Yani bir eşeği tartsanız daha az derim. Zaten biraz daha sıra olsa benden de fazla kalmayacağım. Bol bol egzersiz yap, kiraların sonra karşınızdan gider mi valla? Sahi mi söylüyorsunuz? Tabii ki, kireç yapmak için eve gitmeye gerek yok. Aynısını burada da yapabilirsin. Bol bol temizlik yap, kilo verirsin. Ne güzel! Evet, ne güzel alsın sen sana, ağzına sonra koy. Yakıştı mı? Yoo. İyi o zaman geri getir yerine koy. Sayın babam için de ben böyle mi yapacağız? Buna bence lütfen. Kapıya bak. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır, bir avukata ihtiyacınız var herhalde. Hayır efendim. Hayır efendim. Bizim anlayışa, sevgiye, sizlere mutlu bir güvenliklerimiz vardı. Ama olmadı. Şimdi mecburen bir avukat ihtiyacımız var. Boşanmak istiyorum. Öldü mü? Ne güzel. Beni istiyorum. Demek boşanacaksınız. Biliyorsunuz ki boşanmak ciddi bir durumdur. Çok iyi düşünmeniz gerekir. Hadi düşünün kadını. Zaten de düşünülüyor. Önce de düşünün ve karar verin. Ne düşünmeyin? Başlamayalım. Başlamaya gerek olmadı. Zaten bitti. Her şey bitti. Efendim, sizin niçin babama kızdınız konusuna bir açıklık getirebilirsiniz. Tabii getirin. Açıklık getirin. Niçin boşanıyoruz ulan geç? Bunun için boşanıyoruz değil mi? Bunun için sizi boşanmak. Pardon, avukat hanım. Avukat hanım. Hatta meclisi falanım. Tamam, ben de şu konuya bir açıklık getirelim. Beyefendi, niçin boşanıyorsunuz? Efendim ben anlaşamıyorum. Tamam, demek bunun için boşanıyorsunuz. Allah Allah. Kadın bileni de Allah Allah bileni. Hanımefendi, siz de boşanıyorsunuz. Efendim ben anlaşamıyorum. Bunun için boşanıyorum. Ne güzel, değil mi? Demek boşanacaksınız. Hadi ya okudum. Üstelik boşanmak için bu kadar çok sebep var. Sen cümleleri versin. Hemen başlığında istedikleri o zaman koptu. Evlenmeden önce arkadaşım kendisini yazmıştı. Ne diye? Hemen başlığının adını ağzına almayacaksın diye. Yıllardır fenerli olduğunu bizim verdiğim vardır. Bir fenerliyle evliyim için de haberim yokmuş. Hemen başlığı olmak suç mu şimdi yani? Evet suç. Ulan sıcak başka sakın mı yok? Mesela ki ben şimdi kaynıyordum tut. Şimdi tamamlanmadım da, siz karınızdan karar verdiğinde olduğu için boşanıyorsunuz. Tamam, öyle söyledim. Mesela anlaşalım, matematiği ve tüm yaşında o sizi olsun dedi. Öyle olmaz ki, anlaşalım. Lisede ekonomik dersinde de her akşam eve dağılıştırıyorsunuz, beni evliliği tutuyor. Bıktım artık, dayanamıyorum. İnsan evlenince huzur mutluluk ister.
misin? Biz buraya boşanmışsın derdi zaten. Sen ne diyorsun? Hanımefendi, siz ne diyorsunuz? Ben de değilim, kocam kocanız sizden boşanmak istiyor.